Şimdi bu atadığımız timer'ın adını değiştirmiştik. Adını CPU timer değildi. PC zaman diyelim. Şimdi bu timer'ı neden oluşturduk? Biz ekranda bir butona tıkladığımız zaman X diyelim. X olduk. Şimdi karşıdaki tarafa geçmesi lazım. Yani ben oynadım, sıra sende dememiz lazım. Bunun için CPU, bunun için timer oluşturduk. Ve ismini, adını da name kısmından PC zaman olarak değiştirdim. Ve bunun interval değerini %50.000 yaptım. Çünkü 1000 1 saniye eşdeğer. Yani 1 saniye sonra işlem yapacak, bir sonrakine geçecek ya da ondan sıra bana gelecek gibi bir süre biçtik. Şimdi buna bir metot atayacağız. Metodumuzu atamak için burada TEDAŞ simgeli bir butonumuz var. Bu butona tıkladığımız zaman event kısmı. Butona tıkladığım zaman tik diye bir kısım geldi. Buraya oyuncu süre yazalım. Oyuncu, yani metodumuzun adı, oluşacağımız metodun adı oyuncu süre olacak. Oyuncu süre dedik. Enter tuşuna bastığımız anda bize buraya bir tane boş bir metot oluşturdu. İsmi de oyuncu süre olarak değiştirdik. Sonra form kısmına tekrar geri geliyoruz. Buradan yenile butonuna tıklıyoruz. Yenile butonuna tıkladıktan sonra buna da bir metot atayacağız. Buna yenile buton diyelim. Click kısmını buluyoruz. Click eventini buluyoruz. Burada birden fazla şey var. Değişken var. Bunların olayı aslında şöyle, en basit tabiriyle mesela butona basıldığı anda, butondan basılıp çekildiği anda ya da butonun üzerinden geçtiği anda falan gibi, yani hani bir olay gerçekleşiyor. O olay gerçekleştiği anda ben ne yapacağım? Ben ne yapacağımın kodlarını yazıyoruz. İşte rengi kırmızı olsun. Atıyorum benim mahallenin yakınından geçerse İsmail abi gelsin, hemen mahalleyi korusun falan. Yani hani bir olay oluyor. Bir mevzu oluyor. Mevzunun karşılığında biz bir işlem yapıyoruz. Kod yazıyoruz. Hani şunları şunları yap diyoruz. İşte bunları event deniliyor. Bu mevzulara event deniliyor. Yenile butonuna tıkladıktan sonra bunun click kısmına gelip yine nereden geliyorduk? Buradaki event butonuna bir kez tıkladığımız zaman buradan gelebiliyorduk. Buna yenile buton diyelim. Yenile buton. Metodumuzun adı oluyor yani. Metodun adının ismi oluyor bu. Enter dediğimiz anda buraya aynı oyuncu süre gibi bir de yenile buton isimli bir metodumuz oluştu. Şimdi bir metot daha oluşturacağız. Bu da butonların tıklayacağımız butonların metodu olacak. Şimdi bunlar için hepsini seçiyorum. Bunların hepsini seçiyorum. Event kısmına geliyorum. Buna da oyuncu tıkladığı anda bir işlem yaptıracağız, bir olay yaptıracağız. O olayı da o metodun içine yazacağız. Burada yine click özelliği, yani butona tıklandığı anda yapılacak olay anlamında click. Mesela burada başka ne var? Enter. Enter tuşuna basıldığı anda diyor. İşte key press, yani butona basıldığı anda anlamına geliyor. Key down herhalde butondan. Pardon, key up. Butona bastıktan değil, bastıktan sonra çekiyorsun. Çektikten sonra yapılan işlemleri mesela buraya metot olarak girebiliyor musun? Mesela mouse click diyor. Mouse down diyor. İşte mouse enter diyor falan gibi bir sürü farklı bir sürü şey var. Olay var. Bu olayları inşallah zaman içerisinde dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Şimdi biz ilk aşamada tıkladığımız anda, üzerine gelip bir kez tıkladığımız anda, yani click eventine tıklıyoruz. Click eventine oyuncu tıkla diyoruz. Oyuncu. Hatta tıkla. Yani olabildiğince I, yumuşak G, Ç gibi harfler girmemeye çalışıyoruz. Ki ben bunu söylüyorum ama ben de giriyorum arada. Ama hani sonuçta kullandığımız yazılım ana dili İngilizce olduğu için bizim harfleri tanımıyor. Yani sen diyor Türkçe alfabe girdim, ben seni tanımıyorum diyor. Ya da Çince bir şeyler yazdım, ben seni tanımıyorum diyor.
O yüzden hata veriyor, sorun veriyor. Sonra uğraşıp duruyoruz. O sorun nereden kaynaklandı? Aa, I yerine şey, I yerine I yazmışım. Pardon. I yerine doğru. I yerine I yazmışım gibi. Ya da yumuşak Y ya da Ç yazmışım gibi. O yüzden bu yeterince zaten sorunla boğuşurken bir de bunlarla uğraşmak bazen insanın canını çok fazla sıkabiliyor. Click kısmına gelip oyuncu tıkla şeklinde bir isim yazdık. Enter tuşuna bastığımız anda bu da bizim üçüncü boş metodumuz. Biraz sonra bunlara aralara komutlar yazacağız. İlk önce biz ilk aşamada daha kod yazmaya başlamadık. İlk aşamada yapmamız gereken malzemeleri hazırlamak. Bizim çocuğun sesi geliyor. Bakalım ne kadar sürmüş. 5 dakika. Durdurabiliyor muyuz? Devam ediyor mu? Evet ediyor. Şimdi bizim çocuk biraz geldi, bağırdı etti falan filan. Onun için bir durdurdum. Ses geldi mi bilmiyorum. Şimdi bir de bizim değişkenlere ihtiyacımız var. Değişken oluşturmamız gerekiyor. Değişken ne demek? Bir yemek yapacaksınız. Yemek yapmaya başlamadan önce değişken bu değil ama hani şu an yaptığımız işlem, buraya kadar yaptığımız işlem, bir yemek yapacağız. Yemek yapmaya başlamadan önce biz malzemeleri toplamaya çalışıyoruz. Yani kod yazmaya daha başlamadık. Bunlar detaylı detaylı niye anlatıyorum? Uzun uzun niye anlatıyorum? Çünkü bu videoyu izleyen muhtemelen olabildiğince temel seviyedir. Temel seviyede hani kodların nasıl çalıştığını, nereden başlamalıyım, nasıl gitmeliyimi algılamaya çalışan insanların çoğunlukla izlediği bir videodur. Orta seviye bir insan zaten bu videoya bakmaz. Biliyordur zaten orta seviye dediğimiz için. Onlar izlemeyecek. O yüzden böyle uzun uzun sündüre sündüre anlatacağım. Şimdi ilk önce buradan itibaren bir değişkenlerimizi oluşturmamız lazım. Yani malzemelerimizi. Yemek yapacağız. Yemek yapacağımız maruldur, salatadır. Salata yapılacak soğan lazım bize. Ateş lazım, tencere lazım, su lazım. Yani malzeme gibi oluşsa, malzeme oluşturduktan sonra bunları pişirmeye başlayacağız. Nasıl piştiğini tek tek örnekleyebildiğince, olabildiğince düzgün bir şekilde örneklemeye çalışacağım. Dilim döndüğü sürece örneklemeye çalışacağım. Şimdi burada bir metot daha oluşturmamız lazım. Bu metot oyuncuları oluşturacak. Ya bizim kaç tane oyuncumuz var? Bir ben varım, bir de makine var. Yani bunu tanıtmam lazım. Makineye tanıtmam lazım. Bunun için bir metot yazacağım. Yine public dediğimiz şey, yani uzaktan erişebilen, bunu hop dersinde de görmüşsünüzdür. Public enum. Enum olayı sıralamayla alakalı bir mevzu. Atıyorum hani pazara gittiniz. Listenin birinci sırasında ne var? Soğan var. İkinci sırasında ne var? Ispanak var. Üçüncü sırasında ne var? Patates var. Ya bu sıralama olayı var ya, 1, 2, 3, 4. Bu işte bu enum muhabbeti diye geçiyor yazılımda. Bunu sıralıyoruz. Enum oyuncular. Oyuncular diye bir metot. Bu bizim metodumuz olacak. Şöyle. En sona geçtikten sonra Shift Enter dediğimiz zaman pardon, şu olmayacak. Shift Enter. Tamam. Aynen bu şekilde olacak. Normal bir metot değil. Aslında oyuncuları oluşturmak için bir sıralı liste tanımlamaya çalışıyoruz. Buraya girdiğimiz, bu süslü parantez arasına girdiğimiz her bir değer oyuncuyu temsil edecek. Bizim kaç tane oyuncumuz var? Ben de makine işte. Bana X diyelim, makineye de O diyelim. Bu. Aslında bu metot değil yani. Hani public, işte void yazmadığımız için bir metot anlamına gelmiyor. Ve diğerlerine biraz daha farklı yazılıyor. Burada bir liste oluşturmuş olduk biz. Yani liste derken o gördüğünüz listeler, diziler falan filan değil. Enum sınıfından bir şey oluşturduk. Sıralama liste oluşturduk. Çünkü bunun başka bir tarifi yok. Bu şekilde anlatılıyor. X benim, O da bilgisayar ya da karşı taraf. Neyse ne. Şimdi oluşturduğumuz oyuncular nesnesinden oluşturduğumuz bir tane değişken oluşturmamız lazım. Bunu da
Bu değişkene de ya x diyeceğiz ya o diyeceğiz. Yani o işlem yapacak bizim yerimize. Oyuncular diyelim buna da. Oyuncu x. Ya bu işte işlem yapılırken hani bir ben işlem yapıyorum, benim yaptığım işleme bakıyor. Bir karşı taraf işlem yapıyor, onun yaptığı işleme bakıyor. Bunu sağlayan bir değişken oluşturuyoruz. Oyuncuyu temsil ediyor yani. Kaba tabirle oyuncuyu temsil ediyor. Buna da ihtiyacımız var. Çünkü işlem yaptırırken bu oyuncu x'i kullanmamız gerekiyor. Yani buradaki değerlerden, listelerden bir tanesi. Bir x oluyor, bir o oluyor. Yani bu oyuncu x dediğimiz değişken, aslında x dedik ama bir x oluyor, bir o oluyor. Yani oyuncu her zaman x olmuyor ya da her zaman o olmuyor. Bir x oluyor, bir o oluyor. Yani sıralı liste şeklinde bir değişken oluşturduk. Bunu nereden oluşturduk peki? Oyuncular neyinden? Değişkeninden diyeyim. Oyuncular değişkeninden, listesinden bir tane değişken, listeden bir tane değişken oluşturmuş olduk. Şimdi bir de bizim label'larımız vardı. Skor tablosunu tutacak. Şimdi bizim bir de skora ihtiyacımız var değil mi? Oynayacağız. Ben kazandım. 0. Hani kazandım ama değerim yok yani. Onun için bir değer atamak için bir değişken oluşturmam lazım. Onun için skor için de bir değişken oluşturmam lazım. Biz buraya o kadar yazdık. Şeye, form kısmına. Oyuncu, bilgisayar. Oyuncu, bilgisayar. Bu 1. Bu işte 1. 2 ya da 3. 3, 1 falan gibi bir skor tablosu oluşturacağız. Bunun için de bu tam sayı olacağı için, yani virgüllü olmayacak, 0.2 olmayacak mesela, 0.2 ben öndeyim o arkada falan gibi olmaz, bu tam sayı olacak. Tam sayı olacağı için integer giriyoruz. Buna da oyuncu diyelim. Oyuncu biz olalım. Böyle, pardon, buna eşittir diyoruz, 0. Yani bize, kendimize 0 verdik. İlk başlangıçta her şey sıfırdır. Sıfırdan sonra üzerine eklene eklene gider. DM'e de bilgisayar diyelim. Eşittir sıfır. Yaptık. Şimdi ne yaptık biz burada? Oyuncular diye bir liste oluşturduk. Listemizde ne var? X ve O var. Enum sınıfından bir liste oluşturduk. Daha sonra bunu bir değişken atadık. Bazen bu değişken x oluyor. Yapacağı işleme göre döngü halinde bazen x oluyor, bazen o oluyor. O anki yapılan işleme göre. Sonra biz ne yaptık? İki değişken daha oluşturduk. Bunlar için de skor tablası dedik. Skor tablasında 0'a 0. Yani ilk başladığımız zaman, play dediğimiz anda o da 0, ben de 0'ım. Ben kazandığım zaman benim haneme 1 ekleniyor. O zaman 1-0 oluyor gibi. Buradaki değişkenler oluşturduk. Hem oyuncu için hem de bilgisayar için gibi. Şimdi de random sınıfından bir nesne oluşturalım. Bunu niye oluşturuyoruz? Bunu random diyelim. İsmini de random diyelim. Şöyle new random. Tap tap dediğiniz zaman bu caps lock'a tap diyorum. Aynen, caps lock'a tıkladığımız zaman caps lock değil miydi? Bir bakalım. Caps lock değil, pardon. Tab. Bazen butonların ismini unutuyorum, karıştırıyorum. Tab'a tıkladığımız anda otomatik kendi tamamlıyor bunu. Bu tamamen UseStudio'nun işte bu framework, işte 6.0.4.0 gibi özelliğinden gelen bir yapay zeka muhabbeti. Bizim yerimize kodu tamamlıyor. Herhalde sen bunu yazmak isteyeceksin deyip kendi otomatik tamamlamaya çalışıyor. Tab'la da bunu tamamlattırabiliyoruz. Tab tuşuna tıklayarak. Şimdi random'u niye oluşturduk? Şimdi biz bu butona tıkladık. 9 tane butondan herhangi birisine tıkladık. Kaldı kaç tane? 8 tane. Bu 8 tanesinden de karşı tarafın rastgele bir tanesine tıklaması lazım. Bunun için random dedik. Yani şu random nesnesi onunla alakalı bir nesne. Rastgele o 8 tanesinden herhangi birisine rastgele random bir tane tıklayacak. Hangisine tıklayacağını artık kendi seçecek. Onun için random sınıfından bir random değeri oluşturduk. Nesnesi oluşturduk. Yani şu nesneyi oluşturduk. Random. İsmi random. Şimdi bir de butonları dönmemiz lazım bizim. Yani bir butona tıkladım diyelim. Buton ne oldu? X oldu. X olduktan sonra kaldı kaç tane? 8 tane. O 8 tane butonu sürekli döngü halinde dönecek. Hangilerine tıklasam, yani hangisine tıklasam acaba falan diye bir liste oluşturmamız lazım.
Bunun için list diyorum. List oluşturmak için list diyoruz. Şöyle bir simgemiz var. Şu. Buton diyoruz. Buton diyoruz. Bunun adına da butonlar diyoruz. Değişkenin adı. Aslında bu bir değişken. Butonlar. Nerede oluşturduk? Listeden bir değişken oluşturduk. Daha sonra bunu hababam döneceğiz. 9 tane butonda bir işlem yapılacağı zaman o 9 tane butondan yapılan işleme göre hababam kendisi şey yapacak. İşte tıklandı mı tıklanmadı mı kontrol edecek. Yani onun için bir liste oluşturduk. Ne kadar geçti süremiz? 15 dakika. Burada keselim.